Duyunca yine kızacak, yine her toplantıda olduğu gibi vergiyle başlayıp vergiyle bitiriyorsunuz diyecek. Hiç muhasebeyi düşünmüyorsunuz, bu işin de muhasebe ayağı var diyecek. Doğrudur. Haklı hocam. Biz bugün vergiyi konuşarak düzeltiyoruz ama gelin görün ki yarın bir başka kurum kalkıp da bu bilanço ile alakalı bir hesap sorduğunda veyahut da bir bağımsız denetim raporu sonucu bağımsız denetçiler sorgulandığında ki onlar vergiyle alakalı çok çalışmazlar. Daha çok muhasebe tekniğini, muhasebeyi, finansal tabloları önemserler. Onlara göre finansal tablonun doğruluğu önemlidir. Tamam, tasdik etti, finansal tabloları verdi. 3 yıl sonra mükellef görüyor ki onun bu finansal tablosu aynı bağımsız denetçi tarafından daha sonraki yıllarda değişerek yine onaylanmış. Bu nasıl bir bağımsız denetim? Bu nasıl bir yeminli mali müşavirlik tasdiği? Tamam. Şeyde yazıyor düzenlemede, yeminli mali müşavirlerin bu konuyla ilgili sorumluluğu aranmaz. Bu kadar kolay gittiyse, o zaman gelin bu işi kökten çözelim. Böyle böyle körçük parça parça yaparak nereye kadar gideceğiz? Evet, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin aklıma gelenler şimdilik bunlar sorun olarak. Diğer bölümlerden farklı olarak Kasım sonuna kadar beyan edilir. Beyan edilen tutar beyan tarihi itibariyle ödenir defaten ve bu şekilde bu imkandan yararlanmak mümkün. Varlık barışı ile ilgili kısaca bazı şeyler söylemek istiyorum. Bilindiği gibi bu düzenleme ilk çıktığında varlık barışı olarak yola çıktı. Daha sonra bazı gelişmeler ve ülkede yaşanan bazı sorunlar ekonomik yönde toplumda yarattığı veya yaratacağı sıkıntılar dikkate alınarak varlık barışının kapsamı genişletilmek amacıyla geri çekildi ve 2 hafta sonra vergi barışı olarak çok kapsamlı bir şekilde yürürlüğe girdi. Daha önce meclisten geri çekilen varlık barışı çok kısa, az bir değişiklikle aynen mevcutiyetini koruyarak ana kanuna girdi. Önceki düzenlemelerden farklı olarak cazip olsun, ilgi çeksin, yaralanan kişi sayısı artsın, amacına fazlasıyla ulaşılsın diye bu kez varlık barışının vergisiz olması koşuluyla kanunlaştırıldı. Bu yetmiyormuş gibi kapsamı da genişletildi. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu düzenlemenin 5 ana bölümünden 4 tanesiyle alakalı ciddi ilgi var olmasına rağmen varlık barışıyla ilgili bugüne kadar aynı ilginin olmadığını ve sonuçta da eskiye göre çok da başarılı olamayacağı yönünde kanaatim var. Siz hiç vergi almadığınız halde eğer bu uygulama fazla itibar görmüyor veya maliye amacına fazla ulaşamıyorsa o zaman hükümetlerin oturup bunu daha geniş bir şekilde düşünmeleri ve toplumun esas probleminin ne olduğuna yönelik tespitlerini tespit edip gerekli düzenlemeleri ve tedbirleri almasına bağlıdır. Düzenleme diyor ki yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların getirilmesinden kasıt yurt içinde taşınmazları da dahil ederek yurt dışında da sadece taşınırları dahil ederek menkul değerleri Aralık ayı sonuna kadar getirmek suretiyle bankalar üzerinden ülkeye getirmek suretiyle bu imkandan yararlanabilirsiniz. Burada da tabii bazı sorunlar var.
Bir tanesi bankalar üzerinden getirilecek olan bu varlıklar ne şekilde getirileceği konusunda çok netlik bulunmamaktadır. Kişi banka yoluyla değil de başka bir şekilde getirdiğini iddia etse bu mümkün müdür? Eğer bu o kadar kolay ve mümkün olsaydı o zaman kişi gitsin Kapalı Çarşı'dan valizle doldursun dövizleri. Ondan sonra en yakın Eminönü şubesine gitsin. Ben yurt dışından bu kadar para getirdim, bunu beyan etmek istiyorum. Dolayısıyla bu varlıkların yurt dışından yurt içine girişini gümrük yoluyla veya bankalar üzerinden transfer yoluyla gerçekleştirilmesi şart. Bu paralar mükellefin bizzat kendisi tarafından getirilebileceği gibi vekil tayin edebileceği bir temsilcisi tarafından da getirilebilir. Yeter ki bu paralar o gerçek kişiler veya kurumlar adına doğru beyan edilebilmiş olsun. Burada paralarla ilgili yani menkul kıymetlerin beyanıyla alakalı bir sorun pek bulunmamaktadır. Ancak gayrimenkullerle ilgili bazı sorunlar halen cevabını bulmuş değil. Şöyle ki, kanun diyor ki kişilerin adına olan gayrimenkullerin veya kurumların malı olduğu halde kişilerin üzerinde yer alan gayrimenkullerin diyor. Yani bir gerçek kişinin üzerinde kayıtlıdır. O gerçek kişi veya kişiler bunu gidip kendi adlarına da beyan edebilecekleri gibi şirketleri adına da beyan edebilirler. Peki o zaman soruyorum. Madem ki bu gerçek kişinin üzerindeydi, kayıtlıydı, peki bu gerçek kişi bir daha neyi beyan edecek? Zaten o gayrimenkul onun. Ya böyle eksik cümlelerle, eksik düzenlemeyle sorunu net bir şekilde çözemiyoruz. Burada ifade edilen şudur. Ortaklar adına kayıtlı, fakat şirketin aktifine girmemiş, kayıtları alınmamış. Gidin bunu beyan edin, deyin ki X şirketinin malıydı. Biz bunu varlık barışından yararlanmak suretiyle kayıtlarımızı alıyoruz. Pekala. Orada ikinci bir sorun daha çıkıyor. A ortağının üzerinde olan bu gayrimenkul 1 milyona kayıtlıydı onun üzerinde. Üzerinden 10 sene geçmiş. Peki bu mükellef şirket aktifini alırken, beyan ederken tapudaki kaydı değeri üzerinden 1 milyon olarak mı beyan edecek? Yoksa canım istiyor bunu 5 milyon olarak yazmak istiyor. Bunlar net değil. Eğer siz bunu gidip 5 milyon olarak beyan ederseniz bunun alıp satım harcıyla alakalı da problem karşınıza çıkacak. Onu da ödeyin. Buna da cevap veren yok. Siz beyan edin. İkinci soru. Gayrimenkul 10 yıl önce A ortağının üzerine alınmıştı. Üzerinden 10 yıl geçti. 2 tane 5 yıl geçti. Mükellef diyor ki ben bunu da götürüp bugün beyan edip şirketin aktifini alabilir miyim? Engel yok. Hani herkes 5 yıllık olaya takılıyor ya. Peki engel yoksa ben bu gayrimenkulu bugün kayıtlarımı aldım. Bugünden itibaren aborsumana ayırabilir miyim? Bu diğer taşınmazlar için de geçerli. Makineler, tesisler vesaireler. O zaman da vergi usul kanununa bakmak lazım diyoruz. Oraya bakıyorsunuz. Zamanında ayrılmamış amortismanlar ayrılmış hükmündedir. Bir daha ayıramazsınız. O zaman bana nasıl bir af oldu diyor. Siz af çıkardınız. Bugün getir şirkete kaydettiniz. Şirketin aktifine yeni bugün alıyorum. Bunların cevabı maalesef halen tereddütlü olarak devam etmektedir. Süre doldu mu başkanım? Doldu mu? Toparlıyorum başkanım. Bize kalırsa günlerce konuşuruz da.
Aman ha diyor Arifçe. Şimdi işin içinden geldiğimiz için her gün bu problemleri birebir bizler yaşıyoruz. Dolayısıyla maliyedeki arkadaşlar da hep onu söylüyor. Bakanlıktaki arkadaşlar da onu söylüyoruz. Önce gelin bizi dinleyin. Biz sizinle mükellef arasında bir köprüyüz. Biz ikna olalım, biz mükellefi ikna ederiz. Boşuna kendinizi yormayın. Gelin bu mesleği önemseyin, bu meslek mensuplarını önemseyin. Bu meslek mensupları üzerinden diyalog kurun. Biz mükellefe sizin adınıza diyaloğa geçeriz. Sonuç olarak bu tür düzenlemelere af hariç karşı değiliz. Bölge hakkına karşıyız. Ama onun dışındaki iyileştirme mahiyetindeki düzenlemelere karşı değiliz. Hatta böyle geçici çözümler değil, kalıcı çözümlerden yanayız. Örneğin, sadece kasa hesabını, sadece ortaklar cari hesabını, sadece stok hesaplarını düzeltmek değil. En büyük sorunlardan bir tanesi olan fiktif olarak yer alan geçmiş yıl kârlarının da bu kapsama alınması gerekirdi. Zaten ortaklar cari hesabı ve kasa hesaplarının şişkinliklerinin bir nedeni de budur. Olay sadece kayıt dışındaki bazı işlemler değil. Birçok aile şirketinde ortak canı istedikçe parayı çekmiştir. Onun adına yazılmıştır. Oysa onun karşılığı geçmiş yıl kârlarıdır. Patrona usulünde kârı dağıtmaya kalktığınızda stopaj ile karşı karşıya kalacaktır. Ha o zaman bu stopajın dikkate alınarak günün koşullarına uygun hale getirilmesi lazım. Bunu yıllardır söylüyoruz ama kimsenin işine gelmiyor tabii. Bir diğer önemli sorun, yıllardır bu af kapsamlarında dikkate alınmayan şirketlerin aktiflerindeki bu gayrimenkullerin değerleme sorunu, ilk alındığı yıldan itibaren enflasyon oranında değer farkları maalesef satıldığı anda ciddi kârlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben de diyor, ben de başka türlü iyileştirme getirdim. İşte kurumlar vergisinde şu maddede 2 yılı aşkın süreden sonrakini şu kadarını vergi dışı bıraktım. Bunlar geçici düzenlemelerdir. Bunlar bugün bu şekilde, yarın başka bir şekilde, nihayetinde önümüzdeki yılda gelir ve kurumlar vergisi birleştirildiğinde göreceksiniz ki gerçek kişilerde de kurum